sinyaller yaklaşıyor. Hadi sen de durma. Sana ders bolca, ben sizdeyim kanda. Bu da sana ders olsun. Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde fonksiyonlarla ilgili tanımlar konusunu işleyeceğiz. Birinci tanımımız sabit fonksiyon. Matematiksel olarak f a'dan b'ye bir fonksiyon, fx eşittir c fonksiyonuna sabit fonksiyon denir. Sözel olarak ifade etmek gerekirse, eleman ne olursa olsun görüntüsü hep aynı kalıyorsa bu fonksiyona sabit fonksiyon denir. Mesela fx eşittir 3 fonksiyonu, tanım kümesi doğal sayılar, değerler kümesi tam sayılar. R'den R'ye fx eşittir karekök 2 fonksiyonu veya A kümesi 1, 2, 3, 4, B kümesi 0, 1 elemanlarından oluşmak üzere A'dan B'ye fx eşittir 1 fonksiyonu birer sabit fonksiyondur. Bu örneklerde görüldüğü gibi değerler kümesi dediğimiz kümede kaç tane eleman varsa o kadar sabit fonksiyon tanımlanabilir demektir. Burada 3. örnekte B kümesi 2 elemanlı 2 tane sabit fonksiyon tanımlar. 1. ve 2. örnekte ise değerler kümesi tam sayılar ve reel sayılar kümesi sonsuz elemanlı olduğu için burada sonsuz tane sabit fonksiyon tanımlanabilir. Örnek, f r'den r'ye fx eşittir a eksi 3 x kare eksi a eksi 2 bx artı a çarpı b artı 1. Fonksiyonu sabit fonksiyon ise f a artı b toplamı kaçtır? Şimdi bir fonksiyonun sabit fonksiyon olması demek x yerine ne yazarsak yazalım sonucun aynı sabit sayı çıkması demektir. Bunu kural olarak şöyle ifade ederiz. Fonksiyonda x olmayacak. X olmayacaksa x karenin katsayısı 0, x'in katsayısı 0 olacaktır. Yani a eksi 3 eşittir 0 eşitliğinden a eşittir 3 vururuz. A eksi 2 b eşittir 0 eşitliğinden a yerine 3 yazdığımızda b eşittir 2 b eşittir a formülünün 3 bölü 2 buluruz. Şimdi a yerine 3, b yerine 3 bölü 2 yazdığımızda fx fonksiyonu a yerine 3 yazdığında x kare gider. A yerine 3, b yerine 3 bölü 2 yazdık x gider. 9 bölü 2 artı 1, 11 bölü 2 demektir. Dolayısıyla fx fonksiyonu 11 bölü 2 ise x yerine a yazdığında da fa da 11 bölü 2 çıkar. Dolayısıyla fa 11 bölü 2 artı b de 3 bölü 2 sonuç toplam olarak 7 elde edilir. 3x eksi a bölü x artı 4 fonksiyonu sabit fonksiyon ise a kaçtır? Yine sabit fonksiyonu tanımlatırsak içinde x olmayacak demiştik. Fx fonksiyonu eşittir paydası x artı 4. Bu fonksiyonun içinde x olmayacaksa paydadaki x artı 4 ile payındaki ifade sadeleşiyor demektir. Yani burada bir x artı 4 çarpanı olması gerekir ki sadeleştiğinde sabit sayı kalsın. X'in katsayısı 3. Dolayısıyla buraya 3 yazarsam 3x'i sabitlemiş olurum. 3 ile x'i çarptım 3x. 3 ile 4'ü çarptım artı 12. Demek ki 12 sayısı eksi a'ya eşit olursa x içeren terimler sadeleşiyor. Sonuç sabit fonksiyon olarak kalıyor demektir. Yani a sayısı eksi 12'dir. Birim fonksiyon. F a'dan a'ya fx eşittir x fonksiyona birim fonksiyondur. Burada dikkat edeceğiniz birinci husus, birim fonksiyon yazarken tanım ve değer kümesini a kümesi yani aynı küme olarak yazdık. İkinci bir özellik ise birim fonksiyon bir tanedir. Sabit fonksiyonda demiştik ki görüntü kümesindeki veya değer kümesindeki her eleman için bir tane sabit fonksiyon yazılabilir. Ama birim fonksiyonda böyle bir şey söz konusu değil. Birim fonksiyon bir tanedir. Birim fonksiyon bazı işlemlerde, fonksiyonlar üzerindeki işlemlerde ix ile gösterilir. Bu daha sonra birleşke fonksiyonlar konusuna geldiğimizde
bu gösterimi kullanacağız. Mesela f, r'den fx eşittir x fonksiyonu birim fonksiyondur. Burada fx eşittir x her zaman birim fonksiyondur. Tanım ve değer kümeleri değişebilir. Mesela n'den n'ye yazılabilir. Z'den Z'ye yazılabilir. Ama şurası hep aynı kalır. Fx eşittir a eksi 2x kare, b eksi 3x, a artı b artı c. Fonksiyonu birim fonksiyon ise a çarpı b çarpı c çarpı kaçtır? Bunun birim fonksiyon olması demek fx eşittir x olması demektir. Yani x karenin katsayısı olan a eksi 2 sıfırdır. Buradan a'yı 2 buluruz. X'in katsayısı olan b eksi 3 1'dir. B'yi buradan 4 buluruz. Sabit sayı olan a artı b artı c 0'dır. Buradan c'yi eksi 6 buluruz. 2, 4 ve eksi 6'nın çarpımı da eksi 48 yapar. Örten fonksiyon. F a'dan b fonksiyonu için f a eşittir b eşitliği sağlanıyorsa fonksiyona örten fonksiyon denir. F a eşittir b eşitliği sağlaması ne demektir? F a görüntü kümesi, b değerler kümesi. Yani görüntü kümesi ile değerler kümesi aynıysa buna örten fonksiyon denir. Diğer ifadeyle değerler kümesinde boşta eleman kalmıyorsa bu fonksiyona örten fonksiyon denir. Örten olmayan fonksiyona içine fonksiyon denir. Yani bir fonksiyon örtendir veya içine fonksiyondur şeklinde sınıflandırılabilir. Şema şeklinde verilen fonksiyonların örten olup olmadığını incelerken değerler kümesindeki boşta eleman kalıp kalmadığına bakarız. Örnek olarak aşağıda verilen fonksiyonların örten olup olmadığını inceleyelim. Birinci fonksiyonumuz a kümesi 1, 2, 3, 4, b kümesi 1, 3, 5, 7. Baktığımızda b kümesinde boşta eleman kalmamış. Dolayısıyla burada tanımlanan fonksiyon örten fonksiyondur. İkinci örnek a kümesi 1, 2, 3, 4'ten oluşuyor. B kümesi 5, 10, 15. Yine B kümesinde boşta eleman kalmadığından dolayı fonksiyon örten fonksiyondur. Üçüncü örnek. A kümesi 1, 2, 3, 4. B kümesi 2, 4, 6, 8. Burada B kümesinde 8 elemanı boşta kalmış. Dolayısıyla örten fonksiyon değildir. Dördüncü olarak A kümesi 1, 2, 3, B kümesi 1, 3, 5, 7. Yine burada boşta bir tane eleman kalmış, 7. Bu fonksiyon da örten fonksiyon değildir. Fonksiyon grafiği verildiğinde örten olup olmadığını incelemek. Örnek aşağıda tanım ve değer kümeleri reel sayı olan fonksiyonların grafikleri verilmiştir. Verilen fonksiyonun örten olup olmadığını inceleyelim. Şimdi birinci grafiğimiz. Burada şuna bakarız. Kırmızı ile çizdiğimiz grafikte y eksenine göre baktığımızda y ekseninde hiç boşluk kalmıyor. Dolayısıyla bu fonksiyon örten fonksiyondur. İkinci fonksiyonumuz yine y eksenine göre karşılaştırdığımızda y ekseninde hiç boşluk kalmadan bütün elemanların fonksiyon üzerinde eşleştiğini görüyoruz. Üçüncü grafikte y eksenine göre baktığımızda şu arada kalan kısım. Bu kısımdaki elemanların boşta kaldığını görüyoruz. Örten değildir. Dördüncü grafiğimizde y eksenine göre baktığımızda buradaki elemanların hepsi boşta kalmış. Dolayısıyla bu fonksiyon da örten fonksiyon değildir deriz. Üçüncü olarak fonksiyon kuralına göre örten fonksiyon olup olmadığını incelenmesi. A kümesi 0, 2. B kümesi eksi 1, 0, 1, 2. C kümesi 1, 2 ve 5 elemanlardan oluşuyor. Birinci fonksiyon. A'dan C'ye 2x artı 1 fonksiyonu. İkinci fonksiyon. B'den C'ye x kare artı 1 fonksiyonu.
Bu fonksiyonun hangisi örten fonksiyondur? Şimdi bunu incelerken şuna bakarız. Hangi fonksiyonla C'deki tüm elemanı elde edebiliyoruz? Mesela birinci fonksiyona bakarsak, A kümesinin iki tane elemanı var. F0, x yerine 0 yazdık 1. F2, x yerine 2 yazdık 5. Bakın A kümesinin görüntülerinde var? 1 ile 5. C kümesindeki 1 ile 5 elde ettik. 2'yi elde edebildik mi? Hayır. Dolayısıyla buradaki fonksiyon örten değildir. Şimdi ikinci fonksiyona bakalım. B'den C'ye x kartı bir fonksiyon. F eksi 1, x yerine eksi 1 yazdık 2. F 0, 0 yazdık 1. F 1, 2. F 2, 5. Elde ettiğimiz sonuçlar 1, 2 ve 5. Yani C kümesindeki tüm elemanlar elde edilebiliyor olduğunu gördük. Bu da ne demektir? Buradaki 2'deki tanımlı fonksiyon bir örten fonksiyondur deriz. Şimdi az önceki örneği bir adım ileriye taşıyalım. Aşağıdaki fonksiyon hangisi örten fonksiyondur? Birinci fonksiyonumuz. R'den R'ye 2x artı bir fonksiyon. Şimdi az önceki örnekte yaptığımız işlemi genelleştiriyoruz. Sonuçlar herhangi bir sayı çıkması lazım. Burada verilen kuralı uygulayarak reel sayılardaki her sonuç elde edilebilir mi ona bakıyoruz. Yani 2x artı 1 kuralına göre elde edilemeyecek sayı var mı? Yoktur. Neden? Çünkü hangi sayıyı elde etmek istiyorsak 1 eksiğinin yarısını yazarız elde ederiz. Mesela 5 elde etmek istiyorsak 2 yazdık. 2 kere 2, 4. Bir daha 5. 10 elde etmek istiyorsak 9 bölü 2 yazarız. 9 bölü 2'yi 2 ile çarptık. 9. Bir de ekledik 10. Dolayısıyla her sayı elde edebiliyor. Bu örten fonksiyondur. R'den R'ye x kare fonksiyonu. Yine değerler kümesi reel sayılar. X kare kuralını kullanarak veya formülünü kullanarak her sayıyı elde edebilir miyiz? Mesela 5 elde etmek istersek kök 5 yazarız. 1 elde etmek istersek 1 yazarız. Ancak eksi 1 elde etmek istersek yazacağımız sayı yok. Veya eksi 5 elde etmek istersek yazacağımız sayı yok. Dolayısıyla değer kümesindeki bazı elemanlar elde edilemiyor. Yani örten değildir. Şimdi üçüncü fonksiyonla ikinci fonksiyon formül olarak veya kural olarak aynı. Ama değişen ne oldu? Görüntü kümesi. Yani görüntü kümesi değiştiği zaman örten olmadı değişir. Neden? Çünkü görüntü kümesi sıfırla sonsuz aralığında ise buradaki her sayı bulunabilir demektir. Neden bulunabilir? Mesela sonucunu bulmak istediğim sayının karekökünü yazarım sonucu bulurum. Burada negatif sayı olmadığı için artık hiçbir sıkıntı yoktur. Mesela 3 elde etmek için kök 3 yazarım. 4 elde etmek için 2 yazarım. Buradaki değer kümesinde negatif sayılar olmadığı için eksi 1 elde edebilir miyim diye düşünmeme gerek yok. Eksi 2 elde edebilir miyim diye düşünmeme gerek yok. Dolayısıyla burada sonuç olarak şunu söyleriz. Bir fonksiyonun örten olup olmaması değerler kümesine bağlıdır. Yani fonksiyon kuralına bağlı değil, değerler kümesine bağlıdır. Bu da aklımızın bir kenarında durması gerekir.